Afrin'den 3 şehit haberimiz geldi dün. El yapımı biliyorsunuz bölgeyi temizlemeye çalışıyorlar. Evet, bölge ele geçirildi ama her yer patlayıcılarla, yine sivillerin güvenliği için aynen bölge öyle. Tarama yapılırken, evet, tarama çalışmaları yapılırken yine Mehmetçiğimiz, 3 askerimiz, 3 kahraman Mehmetçiğimiz Hakk'a yürüdü ve şehitlik mertebesine ulaştılar. Tabii 3 ocağa da ateş düştü ve bütün milletimize. Evet, aslında imha çok kolay. Eğer biz sivillere dokunmak istemezsek, sivillerin canı yanmak istemezsek çok kolay. Değil mi? Orayı temizlemek çok kolay. Oradaki şeyleri imha etmek çok kolay ama tek tek elle, gözle, yürüyerek adım adım taramak demek, oradaki sivil vatandaşa zarar gelmesin, çoluğa çocuğa zarar gelmesin demek. 3 şehidimiz bundan dolayı şehit oldu. Evet. O yüzden bu çok önemli ve altı çizilmesi gereken bir husus. Bu konuyla alakalı çıkan tüm algı operasyonlarına 3 tane şehit verdik daha dün. Öncekileri zaten biliyorsunuz. O yüzden artık gözümüzü bir açalım. Orada neler olup bittiğini farkına varalım. Buradaki 3 şehidimiz yoksa uzaktan kumandayla imha edilebilecek bir yerde sırf sivillere zarar gelmesin diye can verdiler. Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Dualarınızı ve ailelerinde başları sağ olsun. Sabır diliyorum ya ailelerine. Evet. Dün bir de galiba sende vardır mutlaka, uçak da düştü. Var. Pardon. F-16 düştü. Evet. Hemen 3 şehidimizin isimlerini müsaadenizle almış olalım. Sözleşmeli Er Muhittin Çalışkan 22 yaşındaydı. 22 Piyade ya. Sözleşmeli Ergekan Güllü 25. Piyade Sözleşmeli Er Hasan Kadir Demiral 23 yaşındaydı. Çok gençler. Çok küçücük. Ve küçücük şehitlik mertebesine ulaştık kahraman askerlerimiz. Ve maalesef iki acı daha haber var. F-16 uçağı düştü. İncirlik üstünden kalkan uçak aslında bir eğitim uçuşunda Nevşehir'de düştü. Şu anda sebebi belli değil ne oldu. Aynen öyle. Yasin Boy, Samsun doğumlu şehit pilot üsteğmenimiz, evli ve bir çocuğu varmış. Allah rahmet eylesin. Büyük bir acı. Bütün dualarımız acılı, şehitlerimizin acılı ailesiyle sabır diliyorum, sabır. Bitlis'ten de bir haber var. El yapımı patlayıcı infilak etti ve bir askerimiz de yine dün Bitlis'te şehit oldu. Evet. Acı haberler hepimizin tadını kaçırsa da kepenk kapatmadan dimdik duracağımız günler bugünler. Birlik beraberlik zamanı. Rabbimden rahmet diliyorum. Mübarek cuma günü. Ali abicim, kahramanlarımız aslında hepimiz için, hepimizin geleceği ve çocukları için bu büyük mücadeleyi veriyorlar. Hala anlamakta güçlük çekenler var. Sen neler söyleyeceksin? Allah, bu vatan, bu bayrak, bu millet için canını veren herkese, şehitlerimize Allah'tan mekanlarını cennet eylemesini istiyorum. Amin. Arkada bıraktıklarına başsağlığı, sabır diliyorum. Ve gördüğümüz o ki şu ana kadar göğüs göğüse, çarpışmalarda değil, genelde sinsice kurulan tuzaklarla şehit veriyoruz. Bu da karşı taraftaki yani ne söylesem o grup için bilmiyorum. Onların ne kadar korkak, ne kadar ahlaksız olduğunu, insanlıktan nasibini almadığını gösteriyor. Ne kadar sürerse sürsün eninde sonunda bu millet bu mücadeleyi kazanacaktır. İnşallah. Arkalarında bütün dünya da olsa, arkalarını aldıkları Amerika dünya lideri olmaktan, o da onları yaslamışlardı ya, onlar da sırt üstü yere düştüler. Amerika bugün artık dünya lideri konumundan çıktı. Üzgünüm. Trump zaten herkesi işten çıkartıyor. Evet. Dün de yine önemli üst mevkilerde bir yardımcısını çıkarttı. Yani sürekli o değişiyor, kadroda değişiyor çünkü mutlu değil onlar da yani. Oyun kurucu olmakta, Orta Doğu'da oyun kurucu olmaktan Amerika çıktı artık. Evet. Türkiye oyun kuruculardan biri, Rusya oyun kuruculardan biri dünyada. Yani güvendikleri dağlara kar yağdı. Geçmiş olsun. Eninde sonunda o gizlendikleri, saklandıkları yerlerden de bunun hesabını verecekler ama bu arada gurbette yaşayan Türklerden bir sürü mesaj geliyor. Almanya'da sokağa çıkıp tren istasyonlarından bir yerlere gitmek için karlarda
sıkça PKK'lıların gösterileriyle mantıklı karşılaşıyorlar. Evet. Sokağa çıkmakta. Orası bir de yuva onlar için tabii şimdi. Zor bir döneme giriyorlar. Anlaşılan o ki bu sefer Avrupa'yı arkalarına alıp Avrupa'da demokrasiyi kullanıp güç elde etmeye, devşirmeye kalkacaklar. Öyle bir mevziye giriyorlar. Doğru, doğru. Yeni rota öyle gibi görünüyor. Evet. Evet. Zeytin Dalı Harekatı'nda neler oluyor diyenlere de bir cümleyle söyleyelim. Ev ev temizlik yapılıyor. Orada sivillerin tamamen sağlıklı koşullarda yaşayacağı hale gelene kadar Mehmetçiğimiz orada olacak. Allah'a yar ve yardımcıları olsun. Amin. Peki. Amin.